Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşa da bir bakalım. Rusya, Ukrayna'nın tahıl ihracatındaki önemli limanlarına İHA saldırısı düzenledi. Depolar ve sivil altyapı vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın Kırım'a yol alan 4 botluk çıkartma ekibinin imha edildiğini duyurdu. Ukrayna siyasetinde de sıcak gelişmeler var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'u görevden alarak yerine Kırım Türkü Rüstem Umerov'u atayacağını duyurdu. Rusya'nın Soçi kentindeki Erdoğan-Putin görüşmesinden sadece saatler önce Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetlendi. Rus güçleri Ukrayna limanlarına hedef aldı. Tuna Nehri kıyısındaki Reni ve İzmail bölgeleri vuruldu. Odessa valisine göre saldırı yaklaşık 3,5 saat sürdü. 17 İHA düşürüldü. Hava savunma sistemlerinden kaçmayı başaran İHA'larsa depo, üretim tesisleri ve sivil altyapıya hasar verdi. Saldırılarda can kaybı meydana gelmedi. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna saldırıları da sürüyor. Karadeniz'de 4 bottan oluşan çıkarma ekibinin vurulduğu açıklandı. Ukrayna askerlerinin hedefinde Kırım Yarımadası'nın bulunduğu iddia edildi. Ukrayna daha önce de Kırım'a denizden çıkarma yapmış ve görüntüler Ukrayna ordusu tarafından paylaşılmıştı. Cephede sıcak gelişmeler yaşanırken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski sürpriz karara imza atarak Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'u görevden alacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakanlığın hem ordu hem de topluma yönelik yeni yaklaşımlara ihtiyacı olduğuna inanıyorum dedi. Duyurunun ardından Reznikov Ukrayna Meclisi'ne istifasını sundu. Volodymyr Zelenski Reznikov'un yerine bir Kırım Türk'ünü atıyor. Ukrayna lideri eski Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rüstem Umerov'un yeni Savunma Bakanı olacağını açıkladı.